Yok, lazım. Bu dostluk düşmanlık değil. Sadece Türkiye'nin yani burada oynayabileceği rol, yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra burada da anlaşılıyor mu? Biraz hani sizin yorumlarınızı merak ediyordum. Çünkü Trump'ın da bir açıklaması var. Türkiye doğru yapıyor bir kere. Evet. Onu net söyleyeyim. Evet. Türkiye'nin çizgisi kesinlikle doğru. Onu çok özledim. Evet. Siz Trump'ın açıklaması. Çünkü yani nihayetinde baktığımızda Türkiye her iki tarafla diplomatik olarak da yani diyaloğu olan tek ülke. Yani Katar'a bakıyorsunuz şu anda işte Hamas orada. Rehineler konusunda arada devrede deniyor. Katar İsrail'i tanımıyor baktığınızda. Mısır İsrail'i tanıyor ama Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş durumda. Lübnan'ın durumu ortada. Zaten batılı devletler olduğu gibi yani onlar taraf olduğu için dışarıda. Burada her iki tarafta yani Hamas'la da işte Filistin yönetimiyle de Mahmut Abbas'la da İsrail'le de diğer tüm taraflarla görüşebilen tek ülke var gene baktığınız zaman. Bu dediğiniz kesinlikle doğru ama buna rağmen Türkiye'nin bakın yaptığı doğru, çizgisi doğru, tarihsel boyunca böyle, şu anda böyle. Ama onlar bu konuda güvenilir ortak olarak Mısır'ı tercih etme eğilimleri vardır. Bunun da... Yok, kuşkusuz onu tercih ederler de Mısır'ın muhataplığı sonuç, yok sonuç, yani. Sonuç alanlar. Sonuç alamıyor yani. O ayrı bir şey. Mısır yani nihayetinde Hamas konusunda kalıyor. Katar İsrail'i tanımıyor. Yani baktığımız zaman teknik olarak şu anda yine tüm taraflarla görüşüp herhangi bir şey ortaya çıkarabilecek tek ülke Türkiye. Şimdi Trump'ın uyarısına bakalım. ABD'nin eski başkanı Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe açıklamalarına dikkat çekti. Yani çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil diyor. Dünya Savaşı uyarısı yapıyor. Dünya Savaşı'nın şu anda Orta Doğu'daki gerilimden çıkabileceğini söyledi eski ABD Başkanı Trump. Bölgede 4 milyon 5 milyon askeri olan büyük ülkeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün İsrail'e karşı çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil. Bazıları gelmeye başlarsa sonunda dünya savaşı çıkar. Bunları söylüyor. Buradan da bir cümlenizi alalım. Hemen cephe hattına gidelim. Aynı yöndeki uyarıyı bir Amerikalı uzman da söylemişti. Yani buradaki Türkiye'nin özellikle verdiği sert mesajlar çok dikkatli takip edilmeli. Nihayetinde biliyoruz ki Türkler son derece amansız savaşçılar. Ve istediği takdirde Türkiye Erdoğan 2 milyon askeri buraya yığar. Hepimiz biliyoruz ki bizim o kadar oraya gönderebilecek gücümüz yok diyordu. Hani böyle bakıldığında yani Türkiye'yi işte Trump da veyahut da söz konusu Amerikalı askeri uzman da yani bu savaşın yayılmasını engellemek için bir uyarı unsuru olarak mı kuruyor? Yani böyle bir hani işte Biden yönetimine değil mi? Trump nihayetinde 2024'te Biden'ın rakibi olacak. Hani Biden sen bunu böyle yapıyorsun ama sonuçta dünya savaşı da çıkar. Ve veya işte Türkiye'nin burada yaptığı uyarılara dikkat etmek lazım. Nihayetinde buradan dünya savaşı çıkar. Ne olarak görmek lazım bunları, bu uyarıları Sayın Tör? Ya şimdi bunları şöyle ikisini ayırıyorum ben. Trump'ın yaptığı daha yani fazla bu konularda daha rahat hareket etmiş. İç politika yönelik bu kadar taraf olmamalıyız ve Amerikan menfaatlerini fazla zararı sokmayacak şekilde hem de dünya savaşı çıkartmayacak. Bu kadar derin girmemeli. Çünkü Biden yönetimi fütursuz hareketler de bulunuyor. Onu öyle ayırıyorum. Öbür taraftaki o albayın konusu da Ukrayna'daki silah savunma bu tip silahları veren işte Hamas'a bile silah gitmiş veren bir albay. Onunkini biraz daha ötekileştirme olarak algılıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Buralar karıştırılacak sonra sıra İran'a gelecek diye mantık var. Ama bazıları diyor ki acaba hani başka Türkiye'ye doğru mu acaba bir hani faaliyet icra etsek diye. O yüzden çok iyi niyetli bir açıklama değil o albayınkisi. Ama Trump ikisi iç kamuoyuna yönelik bir açıklama. O bizi ötekileştirmeye çalışıyor. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti direkt ben şunu demedi ki savaşacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Biz insanlık adına olması gerekenleri hem İslam Konferansı ne dediyse Batı'daki toplantılarda bizim siyasi otoriteler aynısını söylüyor. Yani farklı bir şey söylemiyor. Çünkü insanlık çizgisinden bakıyorlar. Diğerleri bir tarafa gelince ben şu kökenliyim diyor. Bu tarafa gelince ben şu inançtayım diyor. Onların böyle bir çizgisi yok. Bizim çizgi hep standart. Düz gidiyoruz biz. Diğerleri sağda solda manevralar yapıyorlar. Dolayısıyla o iki açıklamayı yani eski başkan ve geleceğin başkan adayı ki inşallah seçilir diyorum. Yani
herhalde Biden bir daha seçmezler diye düşünüyorum şey itibariyle. Bir de Amerika madem bu işlere bu kadar karışacak, aslında diğer ülkelerdeki vatandaşlarına bir uzaktan oy hakkı olması lazım. Mesela öyle olsa Trump daha iyi yönetiyor. Yani uzaktan da olsa en azından bir oy atılabilirdi.